Arkadaşlar şu anda DMZ'deyiz. Görmüştünüz. Yani güneyden kuzeye bakmıştım. Şu anda da kuzeyden güneye bakmaya geldik. Kuzey Kore sınırındayız yani. Daha doğrusu bu taraftan olduğumuza göre Güney Kore sınırındayız. Sizinle beraber bugün buraya gezeceğiz. Bakalım nasıl bir yermiş, nasıl anlatıyorlar acaba. Bir de kuzey tarafından dinleyelim olayları. İşte burası da şimdi çok fazla gösteremiyorum. Burası Kore Savaşı zamanında anlaşmaların imzalandığı taraf. Bizim oturduğumuz taraf Kuzey Kore tarafıydı. Diğer tarafta Amerika'nın tarafı. O anlaşma zamanında, Kore Savaşı zamanında orada imzalamış ve oturduğumuz masada sanayilerde hepsi de orijinal. O zamandan kalma. Burası da arkadaşlar Kore Savaşı'nın ateşkesinin imzalandığı yer. Normalde Amerika şey yapmak istiyor. Çok basit bir anlaşma yapmak istiyor. Hani hemen bitsin gitsin gibi düşünüyor ama lan Kim Il-sung diyor ki hayır basit bir şey olmayacak. Çünkü bu bizim zaferimiz. O yüzden burayı hazırlatıyor. Burada Kore'nin amirali oturuyor. Tam burada Kore'nin bayrağı var. Burada da Amerika'nın amirali oturuyor ama burada Amerika'nın bayrağı yok. UNO'nun bayrağı var. Kim Il-sung da diyor ki bu bizim zaferimiz. Amerikalılar kendi bayraklarını asamayacak kadar aciz bir durumdalardır diyor. Beyaz bayraklar var. Amerika'nın arabaları. Amerikalılar anlaşma imzalamaya gelirken beyaz bayraklı arabalarla gelmişler. Bu da Amerikalı komutanın Kore'ye gönderdiği yazı. Sizinle anlaşmak istiyoruz diye. Yani Amerikalılar anlaşmak istemişler Kuzey Korelilerle. Şu resimdeki araba arkadaşlar. Şu araba. Amerikan konsolosunun arabasıymış. Ama anlaşma imzalamaya bu arabanın içinde Kore'nin komutanı geliyor. Çünkü Amerikan konsolosu arabasını bırakıp kaçmış. Tabii şu anlaşma imzalamaya Kore komutanı Amerikan arabasıyla gelince askerler de bir panik olmuşlar orada. Çünkü kendi arabalarının içinde Kore komutanını görünce. Bu gemide Amerika'nın hayatı boyunca tek kaybettiği gemiymiş. Halen daha Pyongyang'daymış bu gemi. Kore devletinin şu anda Kuzey Kore devletinin elindeymiş halen daha bu gemi. Dünyada tekmiş. Amerika'nın bir gemisi bir tek Kuzey Kore'de varmış. Başka hiçbir ülkenin elinde yok. Burası ne de bakın arkadaşlar. Burası Kore tarafı. Yani Kuzey Kore tarafı. Burası da Amerika tarafı. Bize şuna dikkat etmemiz lazım. Şu adamın duruşuna. Uçandı. Şimdi güney sınırına geldik arkadaşlar. Güney sınırına bayağı yakınız. İnşallah orada çekebilirim bir şeyler. Şu an bilmiyorum. Bu gördüğünüz yazı da arkadaşlar Kim Il-sung'un en son yazdığı el yazısı. Bu yazı yazdıktan sonra 1-2 saat sonra falan vefat etmiş. Dediği şey de Güney ile Kuzey'in birleşmesini umuyorum. Tek ülke olmasını tekrardan çok fazla istiyormuş. Son arzusu da buymuş. Evet, burası da tam olarak Kuzey ile Güney sınırı. Yani elini gösterdiğim yerde Trump'la Kim Jong-un hatta orada görüştüler. Hatta Trump yanlış hatırlamıyorsam adım atmıştı buraya doğru. Buradaki gördüğünüz maviler Güney Kore'nin, diğer beyazlar da böyle. Onlar da Kuzey Kore'nin binaları. Şu aradaki şu da yani beton sınır da tam olarak sınırı gösteriyor. Yani oradan buraya geçemiyorlar. Buradan da oraya gidemiyorlar. Karşıda da her yerde kamera var. Yani güneyden burayı şu anda aynı anda 50 tane kamera izliyor galiba. Buradan da orayı aynı şekilde. Şu anda gördüklerimiz karşımızdaki şunlarda Kuzey'in askerleri. Güney'in askerleri de herhalde diğer tarafa bakıyorlar. Asker, asker sigara veriyor. Böyle bir şey olur mu? Çok iyi mi? İyi tam bedo oldu. Kim yanıtı yok. Sarıngan domuzkesi. Az önce tam sınırdayken biz adam geldi bayağı Kore askeri, Kuzey Kore askeri bana sigara uzattı. Aldım ben de. Ondan sonra neresi beğenirsiniz? Bu sigara dedi. Kim Jong-un dedi. Tüm askerleri hediye etti. Yani Kim Jong-un'un hediye etmiş olduğu bir sigara içtim. Kim Jong-un'dan askeri, askerden bana. Hayat nelere kalmış. Otelimize geldik. Bugün de Kaesung'da. Kaesung diye okuyor değil mi? Kaesung. Kaesung'da yöresel otel mi denir? Yöresel. Lokal ya da yöresel işte. Böyle bir otelde kalacağız. 1000 yıl önceki Koryo zamanından evler yani. Bayağı bir değişik oldu. Yok. Ha, 3 komple böyle mi? Aa yok 4 benim ya. Anlamadım ki hangisi neyi. Galiba pek fark etmiyor. Bakayım bir. Oha yalnız tuvalet, banyo falan şey bildiğin lüks bir odamıza girdik. Ha, bildiğin ölümüne lüks bir tuvalet çıktı. Oha. Yani şu an bu 3. otelimiz buradaki. İlk defa bu kadar lüksünü gördüm. Çok iyi oda. Banyo. Burası da odamız. Odam daha doğrusu. Evet, yer yatağı. Bildiğin Türkiye'deki yer yatağı gibi bir şey. Dolapta ne var? Ha, yatak, şey, yastık yorgan var. Al, dokan. Açtım kapatamam şimdi onu. Şurada böyle ya.
Burası otelin bahçesi. Böyle normalde burası bayağı bir doluymuş da. Şu anda yaz olduğu için. Ya Ekim ayındayız gerçi de. Yaz işte yani hala burada. Hala 35 derece. Kurumuş su. Çekilmiş daha doğrusu. Şimdi de öğle yemeğimizi yemeye geldik. Şu an işte traditional yemek işte. Her şey var ha. Hiçbirinin olduğunu bilmesen her şey var. Şu balık değil mi? Piş. Tofu. Aa, ben hiç sevmiyorum tofu normalde de deneyeceğim. İstersen hangi tofu? Çok sevmiyorum tofuyu ya. Ben nasıl gösterebilirim ki? Şöyle göstereceğim. Şöyle bir şey. Beğendin mi anlıyorsun sen? Peki muhteşem tofu var. Sence? Şimdi deniyor. Kızartılmış yosun geldi. İncecik kağıt gibi. Çok güzel ya. Aklıma cips gibi. Yani cips gibi. Balık tadı olan cips. Çok güzel. Ben çok beğendim. Üniversiteye geldik Kuzey Kore'de. Burası savaş zamanında yıkıldıktan sonra tekrardan UNESCO tarafından yapılmış. Burası 1000 yıl öncenin yurdu. Bu yurtta kalıyormuş 1000 yıl önce öğrenciler. Ağaçlar da burada hepsi 1000 yıllık ağaçlar. Burası, yanlış söylemişim, Kore Savaşı'nda değil, 400 sene önce bir Japon Savaşı olmuş. Orada yıkılmış. 400 sene önce tekrar yapılmış. Yani bunlar bütün binalar gördüklerimiz hepsi 400 yıllık. Burası derslerin işlendiği yer. 1000 sene önce. Gyeonggang Üniversitesi'nde 2 tane varmış arkadaşlar Kore'de. Biri burada yani Kaesong'da, diğeri Seul'de. Buradaki 1000 yıllık yani şu an içinde olduğumuz üniversite 1000 yıllık ama Seul'deki 600 yıllıkmış. 1000 yıl önce böyle. Burada çizildiği gibi şurada bir set varmış. Yani Great Wall. Sur varmış. Kralın evi burası da 1000 yıl önceki. Kaesong şehrin en eski haritası. En ünlü ginsengleri buradaymış. Dünyanın en ünlü ginsengi. Kaesong ginsengi. Kürelerin fiyatları kadın erkekten daha pahalı çünkü kadın doğurabiliyor diye. Silahları bunlar o zamanki. 1000 yıl önceki silahları. 14. yüzyılda kullandıkları roketler arkadaşlar. Adamın rokete karşı bir aşk var galiba. Seviyorlar. 700 yıldan beri kullanıyorlar. Şu şekilde atılıyormuş. Şu anda arkadaşlar olduğumuz yer Wangon diye bir yerdeyiz. Koryo'nun yani Kore'nin, o zamanlar Koryo deniyormuş, sonradan Kore olmuş. Koryo'nun yaptırdığı bir yer burası. Ve bunun hikayesi var. Bana az önce Burak abi anlattı. Eşi ve kendisi için bir yer yaptırmak istiyor. Diyor ki hani işte diyor ki en güzel yeri bulana hediyeler falan vereceğim ama bulamazsanız diyor kafanızı keserim. Ondan sonra bir adam çıkıyor diyor ki burası var. Tam olarak burayı gösteriyor. Geliyor işte. Sen bekle diyor burada. Askerlerine diyor ki eğer diyor elimi ben böyle yaparsam kafasını kesin. Sonra tabii yaz o zaman sıcak. Kral çıkıyor dağa. Tek başına bakıyor. Havada sıcak olduğu için elini şöyle yapıyor. Böyle yapınca da aşağıdaki askerler onun böyle yaptığını düşünüyorlar ve kafasını kesiyorlar. Sonra aşağı geliyor. Niye böyle bir şey yaptınız? O mükemmel yeri bulmuş falan demiş. Askerler özür dileriz hani biz böyle yaptı sandık diyorlar ama olan tabii kafası kesilen adam mı oluyor yani? Burası da UNESCO tarafından 2013'te düzenlenmiş arkadaşlar. Buranın yapan kişi yani daha doğrusu sahibi mi diyeyim? Wangon, Koryo'yu ilk kuran kişi. Yani aslında bir bakıma Kore'yi yaratan kişi Wangon. O 3 Ocak 877 yılında doğmuş arkadaşlar. Yani bunu nasıl bilebiliyorlar hiçbir fikrim yok. Ama günü ne kadar biliyorlar. Bir kış günü doğmuş Koryo. İlginç bir bilgi. Burası da bir ibadethane arkadaşlar.
askerleri var. Askerlerin heykelleri. Wanda'nın. Burada da eşiyle beraber yatmakta. Anladığım kadarıyla o zamanın yardımcıları. Gösterdiğim hayvanlar vardı ya arkadaşlar. Onlar da Çin burçlarını gösteriyormuş. Yani 1000 yıl önceki o zamanın burçlarını gösteriyormuş. Gittiğimiz yer arkadaşlar. Söylediklerinin hepsi doğru. Sadece bir yer yanlış. Hani o işte kralın öldürdüğü biri vardı falan. Bir yarınmasını söylemişti ona. Orası aslında burası. Yani karısıyla beraber yattıkları yer burası. Zaten evet şu an görüyoruz. Bir ve iki tane yukarıda kubbe mi denir? Nasıl denirse var. Şu an görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Şurada örümcek var. Buraya ağını örmüş. Oradan geçen sinekler de takılmışlar ağa, ölmüşler. Tam da bu manzarada yalnız bakın yani. Tam üstünde. Çok şaşırdım ya. Örümcek de efsane büyük. İki ağacın arasında kurmuş. Az önceki yer arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Buranın Koryo'nun ilk kralı Kur'an kişi onun yeriydi. Burası da 31. kralın ki. Karısını çok sevdiği için işte az önce anlattığım bir hikaye vardı ya. İşte kafasını falan kestirtiyor. Böyle bir yer yaptırtıyor. Burası da UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Evet. Orada yazıyor. Tırmanıyoruz yine. Yine tırmanıyoruz. Bir kuzeye geldiğim yere tırmanıyorum ya. Kurtulamadım tırmanmaktan. Kral çok da iyi bir ressammış ve bir şey var çok üzüldüm. 67 yıl boyunca evli kalıyorlar karısıyla beraber. Hiç çocukları olmuyor. En sonunda çocukları oluyor. Yani kadın hamile kalıyor ve çocuk doğmadan hem çocuk ölüyor hem de annesi ölüyor. 67 yıl yani kaç yaşında hamile kalmış onu anlamadım da. Bayağı bir yaşlıymış kendisi. Karısı öldükten sonra bu tam olarak şu. Buradan baktığınız sağ taraftaki buluyor karısı için. Ve 5 sene sürüyor yapılması. Kral hala ölmediği için kendine de yanına hemen şunu yaptırtıyor. Beraber olmak için, aynı yerde yatmak için. Ve halkı tarafından da çok sevilen, saygı duyulan bir insanmış. Japonlar buraya geldiklerinde tabi bundan 300-500 sene falan önce bunun girişini bulamıyorlar. Ondan sonra da içini aramak istiyorlar, ne olduğunu öğrenmek istiyorlar ve ikisinin de bir yerden patlatıyorlar. Patlatıp içindeki değerli şeyler alıp Japonya'ya götürüyorlar. Japonya baya Kore'den bir şey çalmış yalnız. Çok şey çalmış hem de. Çünkü sürekli bir Japonya aldı, Japonya çaldı olayı var. Hani dedim ya arkadaşlar Japonya bulamamış girişini patlatmış diye. Girişleri bu taşların altındaymış. Japonya işte bulamayınca aman deyip patlatıp geçmişler. Sonra tabii büyük ihtimalle patlatılan yeri burası onarmış. Tekrardan yaptırmış. Japonların patlattığı yerde tam olarak burası. Zaten şuradan belli oluyor. Abi resmen harbiden dediğin gibi yani parasını veriyorsun, yerde yatırıyorsun bizi yani. Ya ne yapayım, ben böyle şeyleri görün istedim yani. Çok efsane. Ortam efsane. Ortam çok güzel. Yerde yatmaya yani. Ben çok merak ediyorum bu otelin ne kadar olduğunu abi. Yemeğe 20 euro verdik. Biz 3 kişi 11 euroya yemek yiyorduk ya. Biz arkadaşlar bugün normalde 3 gündür buradayız. Her öğünümüz bizim üçümüzün toplamda 11-12 euro. Sadece bugün çektiğim yemek vardı yani. Kişi başı 20 euro verdik. 3 kişi 60 euro. 60 euro ya. Bu otel abi kesin bak 80-90 euro falan.
Bence. 120. 120. İyi abi artık. Bulaşık yıkarız 2 sene falan burada. Kim Jong-un'un bulaşıklarını yıkarız. Kendinize güvenmiyorsanız gelmeyecektiniz. Aaa! Böyle bir şey görmedim ben ya. Ben böyle bir şey görmedim. Ayıptır, günahtır ya. Paramız yok, 5 kuruş. Dünyayı geziyorum ben, parasız. Arkadaşlar, Gökhan'a biraz yardımda bulunun da çocuğun otel parasını ödeyin. Videolarımı izleyin, videolarımı. Paramı yollamayın sakın bana, videolarımı izleyin. Kuzey Kore'de bulaşık yıkadım. Videonun başlığı. Bence güzel video olur. Evet, ya. Olabilir. Öyle bir şey yapmak gerek aslında sana. Evet. Aslında biraz dramatize edelim bu videoyu. Daha çok izlenebilir yani. Gerçekleri söylememek de gerekiyor. Evet, tabii bazen yalan söylemek gerekiyor yani. Şu an mesela bilerek yerde yatmıyoruz biz aslında. Zorla yerde yatırıyorlar bizi. Evet. Paramız yok diye yerde yatıyoruz. Evet, aynen.